Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte iOS 15.0.2 güncellemesini inceleyeceğiz. Bu güncelleme aslında 2 gün önce çıktı ve 15.0.1'in de aslında hemen üzerine çıktı. Bu güncelleme takribi olarak 500 ile 600 MB civarında elinizdeki cihaza bağlı olarak gelmiş olması gerekiyor. Şimdi hemen bir yapım numarasına bakalım bu güncellemenin: 19A404. Herhangi bir modem güncellememiz yok. Onun dışında pek de fazla bir değişiklik yok. Şimdi gelelim bu güncellemede neler yeni. Ama bundan bahsetmeden önce size şu anda kullandığım telefon standından bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben yaklaşık olarak 5-6 senedir telefon standı kullanarak bu şekilde videolar çekiyorum. Ve ben bunu tatile götürürken, yanımda taşırken gerçekten zorluk çekiyordum. Ta ki inanılmaz pratik, taşınabilir ve üstelik hem iPad taşıyabilen hem iPhone taşıyabilen, istediğiniz açıya gelebilen ve cebe giren bir telefon standı buldum. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz, detayına bakmak isterseniz hem ekrandaki QR kodu kullanarak bunu satın alabilirsiniz, hem de aşağıya koyduğum linkten yine satın alabilirsiniz. Böyle bir videoya normalde reklam da koymuyorum ama hani her videoda kullandığım bir ürün olduğu için ben buldum, sizinle de paylaşmak istedim. Tabi ürünlerin fiyatı da Trendyol'da, hepsi burada da ya da bütün diğer marketlerde bulabileceğiniz en iyi ve ucuz fiyattan. Onu da dikkat çekerim. Şimdi bu güncellemenin ilk çözdüğü sorunlardan bir tanesi, örnek veriyorum, ben bu kalan kişisiyle sürekli mesajlar üzerinden konuşuyorum ve belli bir chat galerimiz var, fotoğraflarımız var. Ben mesajlardan bu fotoğrafı sildiğim zaman bir hata olarak bu fotoğraf benim fotoğraf galerimden de siliniyordu. Ama artık bu güncellemeyle birlikte bu problem ortadan kalktı. MagSafe cüzdanlarındaki bul uygulaması çalışmıyordu. Yine bu artık bu güncellemeyle birlikte çalışıyor. Eğer ki bir AirTag kullanıyorsak bu AirTag'i bul ağına eklemekle ilgili bir problem vardı. Bu hata yine her zaman olduğu gibi çözüldü bu güncellemede. CarPlay ile ilgili bir problem vardı. Bu çözüldü. Şimdi ben bir bireysel yorum katmak istiyorum. Bu kadar çok temel özelliğe ve donanımsal özelliklere bağlı problem neden var diyecek olursanız, aslında bu benim neden henüz iOS 15'e güncellemek için erken dediğimin de güzel bir açıklaması. Henüz daha iOS 15.0'dayız. Yani daha güncelleme ne kadar beta sürümlerinden geçmiş olsa bile yolun başında. Dolayısıyla stabil bir telefon kullanımı istiyorsanız, problemlerle uğraşmak istemiyorsanız bu güncelleme henüz bence size göre değil. iPhone 13'lerde bir problem vardı. Telefon yeni çıktı, versiyon yeni çıktı. İki tane yeni ürün bir araya geldi ve baş ağrıtmaya başladı. Ne oldu? iPhone 13'lerimizi biz iTunes'dan geri yükleme yaparken bir hata alıyorduk ve bu hatanın ne hatası olduğu da bilinmiyordu üstelik. Ancak bu hata da bu güncellemede çözüldü. YouTube'da dokunma hataları vardı. Özellikle YouTube'la ilgili ben çok fazla şikayet alıyordum. Ne oluyordu mesela? Yani bana anlatılan ne yöndeydi? Ondan bahsedeyim. Mesela burada ben YouTube'a girdiğim zaman dokunduğum bir şey açılmıyordu, kapanmıyordu, aşağıya inmiyordu, üste atılmıyordu. Bunların hepsi bu güncellemeyle çözüldü diye not alınmış. Hava durumunda da mesela önceden böyle bir problem vardı ama bu problem de ilerleyen süreçte çözüldü. Hatta bu güncellemeye kalmadı bile. Yine bu güncellemeyi yapar yapmaz araç takımlarımın hiçbiri, gerçi bu cihazımda araç takımı yok ama, yüklenemedi. Yani ben güncellemeyi yaptım ama araç takımının yüklenmesi bir hayli uzun sürdü. Bu da yine benim başıma gelen problemlerden bir tanesiydi. Uyku modundan çıkarmak için cihazımızı tuşa bastığımızda, yani telefonumuz şöyle ters dururken kaldırıp bastığımızda ya da ekrana dokunduğumuzda bir hayli geç açılabiliyordu bu ayar, bu özellik. Bu güncelleme buna kesinlikle çok iyi geliyor. Benim telefonumda da aynı problem ortadan kalktı. Şimdi en büyük problemlerden bir tanesi, bana yine her gün on binlerce falan değil tabii ki, uyduruyorum, 5 tane falan mesela geliyor bununla ilgili. Bu da telefonumuzun kapasitesiyle alakalı. Bakın buradan ayarlara girdiğimizde, buradan genel kısmına gelirsek ve iPhone saklama alanına bastığımız zaman burada alan yok gözüküyor, bütün alan dolu gözüküyor, bütün alan boş gözüküyor. Bu güncellemeyle birlikte resmi olarak çözüldüğü söylenmiyor ama geri dönütleri okuduğum zaman bu problemin çözüldüğünü söyleyen birkaç kişi hala var. Benim cihazımda ben 60 GB'leri kullanıyorum bu arada. Bunun için bu şekilde gözüküyor. Hatadan kaynaklı değil ama adam mesela 30 GB yer kullanıyor, yine böyle gözüküyor. Bu hatanın da mevzusu bu. Bir takım güvenlik problemleri burada çözülüyor. Ben bununla ilgili orijinal metni içeren linki yine aşağıya koyuyorum. Buradan ona da bakabilirsiniz dilerseniz. Genelde ama Safari üzerinden internet işlerini yaparken karşımıza çıkabilecek bir hatayla ilgili bu. Şimdi Geekbench'tir, Benchmark'tır, bu skorlara bir bakalım istiyorum.
Tabi güncelleme daha yolun başında olduğu için benchmark skorları bizim için pek bir şey ifade etmiyor ama 2667'den 2698'e, 1085'ten de 1104'e bir yükseliş var. Çok 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 ufak bir yükseliş. Compute'a geldiğimiz zaman da 5602'den 5703'e bir yükseliş var. Ne olursa olsun burada ufak da olsa yükseliş bir yükseliştir. Bu arada benim cihazım iPhone XS Max. Dolayısıyla hani bu yükselişleri görmeye de çok alışık değilim gün geçtikçe yavaşlayan bir cihaz için. Performanstan çok bahsetmeyeceğim zaten. Yani aslında baktığımızda gayet stabil ve gayet iyi çalışan bir performans mevcut. Bir de bataryaya bakalım istiyorum hemen. Pil kısmına geldiğimiz zaman burada son 6 gündeki kullanımlarımıza bakacak olursak. Dünkü kullanıma bakıyorum mesela 2 saat açık 12 saat kapalı. 1 saat açık 14 saat kapalı. Ondan öncesine bakıyorum 1 saat aynı. Yani dediğim gibi hiçbir fark aslında performans olarak da batarya olarak da yok. Şimdi gelelim hemen bir takvim mevzusuna. Ben iOS 15.1 sürümünün RC yani Release Candidate dediğimiz final betasını açık söylemek gerekirse haftaya pazartesi etkinlikten sonra bekliyorum. Bu arada etkinlikle ilgili eğer video yapmamı isterseniz de lütfen yorumlara yazmayı unutmayın bunu. Zaten 15.1'in 4. betası da bugün çıktı. Ben o videoyu da bugün koymaya çalışacağım. Lütfen takipte kalın bunun için. Genel olarak ama bahsedeceklerim bunlar. Bu güncellemeyi kim yapsın? iOS 15'i güncelleyenlerin hepsi mutlaka yapsın. Beta sürümünden bu güncellemeye dönmeye gerek falan yok. Kendi performansınızda, kendi cihazınızda devam edin şu an için. iOS 15'e geçmek için de daha 15.0.2 sürümü çok erken. Benim size bu güncellemeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu ürüne bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıdaki ve ekrandaki linklerini unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bu güncellemeyi yapan arkadaşlarımız telefon modelleriyle birlikte yorumlarını da eğer aşağıya yazabilirse ihtiyacı olan dostlarımıza da bu şekilde yardımcı olmuş olabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.